Evet arkadaşlar, bugünkü rotamız da Gölyazı Köyü, yani eski adıyla Apolyont Köyü. Gerçekten görülmeye değer birçok yeri var. Şimdi orada bir göl turu yapacağız. Sonrasında Ağlayan Çınar diye bir yerden bahsediyorlar. 700 yıllık bir çınar ağacı. Ve bu çınar ağacının ağladığını yine söylüyorlar. Orayı ziyaret edeceğiz. Sonrasında da tarihi bir kilise var. Orayı ziyaret edeceğiz. Gezimizi sonrasında noktalandıracağız. Gölyazı Köyü'ne geldik Anıl'la birlikte. Öncesinde oturalım bir çay içelim istedik. Çok hoş bir mekandayız. Bir çay içelim. Hatta bir şeyler atıştıralım, öyle başlayalım istedik. Şimdi tarihi bir adadan bahsetti tekne turu yaptıran abimiz. Şöyle etrafı sizlerle bir paylaşayım. Sonrasında adada tekrar görüşmek üzere. Evet Ferdi abi, burası ne olarak geçiyor demiştin? Şimdi burası Gölyazı'da tarihi Kızadası dedikleri mevki. Tarihi Kızadası dedikleri evet, mevki. Küçük bir ada, yuvarlak şeklinde. Evet, etrafı abi. Tarihi kalıntı kayalarla çevrili. Bu Apollonia dedikleri burası mı abi? Evet. Burada da Apollon kralının kızının mezarı var içeride. Artı devlet tarafından da 4 yıldır yaz aylarında, sadece yaz aylarında arkeolojik kazıları yapılıyor. Niye yaz aylarında? Yazın burada su seviyesi düşer, kışın çok yükselir. Yükseldiği evet. zaman ada tamamen sular altında kalıyor burada. Ağaçların yarısına kadar geliyor su seviyesi. Devlet buradaki çıkan tarihi malzemeleri daha sonra Gölyazı'da sergileyeceklerini söylüyorlar. Abi şimdi buradaki yapı nedir? Yani bir mezar mı, bir mezarı, tapınak mı ya da bir küçük bir şehir gibi bir şey mi var? Küçük bir çerle tapınak gibi bir şey var. Artı karşımızdakiler mobese kameraları. 24 saat ada izleniyor. Girişler çıkışlar adaya yasak. Girişler çıkışlar yasak. Evet. Yani biz şu anda çıkmak istesek adaya çıkamıyoruz. Doğru mu? Çıkamıyoruz. Çıksak da hiçbir görsellik yok. Her yer kayalık, taşlık, tikenlik. Yani kralın, Apollon kralının kızının en çok sevdiği adalardan bir tanesi. Sevgilisinden devamlı bu adada buluşurlarmış. Oo. Ölmeden önce vasiyet ediyor. Ben ölürsem beni buraya gömün diye. Evet. Ve buraya gömülüyor. Ki de öyle oluyor yani. Dolayısıyla adanın ismi de Kız Adası. Kız Adası. Çok enteresan bir hikaye. Peki Ferdi abi, burası daha sonrasında turizme açılacak mı? Var mı böyle bir bilgi? Turizme açıldı. Yani şu an çok hani gelen misafir yoğunu var köye. Ama yok şey anlamında, hani bu ada anlamında. Daha Gölyazı'da arkeologlar çalışıyor. Şu an Gölyazı'nın içine yoğunlaştılar. Eğer arkeolog kazıları bitince belki o zaman açarlar. Arkeoloji kazıları bitimi evet. sonrasında açma ihtimalleri var diyorsunuz yani. Evet arkadaşlar, bu arada Ferdi abi şey dedi. Mobese kameralarıyla izleniyormuş burası devamlı. Şurada görünüyor evet. Antenler, kameralar vesaire. Evet.
Evet abi, şimdi evet. Gölyazı'ya gelen misafirler neler yapabilir? Nereleri gezebilir? Ne vardır burada ya da neden gelmeliler buraya? Gölyazı sakin, havalar güzel bir köy olduğu için misafir akını yüksek. El ele cumartesi pazarları çok yoğun oluyor. Burada tarihi büyük kilise var. Devlet tarafından orası da güzelleştirildi. Misafirlerimiz daha sonra kiliseden sonra Ağlayan Çınar var. Tarihi büyük Ağlayan Çınar. O ilk karşılaştığımız yerde evet, sanırım, doğru evet. mu? Orada bol bol fotoğraf çekiliyorlar. Daha sonra balığını yiyen balık yiyor. Balık kahvaltısını yapan kahvaltısını yapıyor. Daha sonra herkes, gelen misafirler yoğunlukla %99'u teknelerle Gölyazı turuna çıkıyor. Ulaabat Gölü'nde güzel bir gezi yapıyorlar. Abi peki bu tekne turunun maliyeti ne oluyor? Onu bir kısaca versek. Sandal fiyatı mı? Evet, sandal. Gezi fiyatı mı? Gezi fiyatına çıktık. Gezi turuna çıktık. Ailecek 30 TL'de turlar var. 30 TL'lik turlar 10 dakika falan sürüyor. 10 evet. dakika, 12 dakika. Uzun turlar yarım saat falan sürüyor. Onlar da 50 TL, 60 evet. TL değişiyor. Yani buraya geldiğinizde Ferdi abiyi buluyorsunuz. 50 TL karşılığında adayı. Her yeri geziyorum. Her yeri geziyorum. Komple evet. geziyoruz. Aynen. Burada evet. sandalcı çok. 100 tane sandalcı var. Bazıları yarım saat gezdireceğim diyor. 15 dakika geziyorlar aileleri. Aileler daha sonra yurtlarına döndüğü zaman, ya biz Gölyazı'ya gittik, sandala bindik, bize yalan söylüyorlar diyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Evet. Sürede sıkıntı yok. Gelin buyurun. Ferdi abi daha önceden bir klipte oynamış. Evet. Manuş Baba. Nedir abi? Manuş Baba'da. Dönersen ıslık çal. Klibi şu an gezdiğimiz tekneyle çekildi. Evet. Manuş Baba'nın kızları rolünde oynayan iki kız çocuğu da benim kızlarım. Bir iki rol de bana verdi, yani yanında durdum. Bir iki rol. Anlaşmamız öyleydi ama evet. ben de ekibe yardımcı oldum çok. Evet. O konudan dolayı komple burada çekildi klip. Yani Ferdi abiye tesadüf etmemiz bizim için de büyük bir şans evet. yani bu arada. Evet. Bir imzalı fotoğraf abi falan. Yok kaldı. Evet, biz gezintiye devam edelim. Evet. Gölyazı'nın simgelerinden bir tanesi. Ağlayan Çınar'ın arkasındayız hemen. Enteresan bir hikayesi var. Kısaca size değineyim. Burası, bu ağaç daha doğrusu 700 yıl öncesinde dikilmiş buraya. 700 yıllık bir çınar ağacı. Kökleri gölün içine kadar uzanıyor. Bu köyün ismi, Gölyazı köyünün ismi daha öncesinde Apollyont olarak geçiyormuş. Ve burada Türkler ve Rumlar bir arada yaşıyorlar. Kurtuluş Savaşı zamanında şöyle bir anlaşma imzalanmış sanırım. Selanik'te bulunan Türklerin buraya, burada yaşayan Rumların da Selanik'e transferi söz konusu. Burada daha öncesinde Mehmet isminde bir tane Türk genci yaşıyor. Bu Türk genci bir Rum kızına Eleni'ye sevdalanıyor. Ve sürekli bu çınar ağacının oyuncusunda buluşuyorlar. Tam bu değiş tokuş olacağı sıralarda Mehmet kesinlikle bunu kabullenemiyor ve bir şekilde Eleni'nin abisiyle karşılaşıyorlar. Bu arada Rum halkı burada konvoy şeklinde ayrılmak üzere. Eleni'nin abisi artık bu sevdayı unutmasını, bu işten vazgeçmesini söylüyor. Ve orada aralarında bir kavga çıkıyor. Bu kavga esnasında Mehmet bıçaklanıyor. Kanlar içinde kalan Mehmet koşa koşa bu çınar ağacının oyuncusuna geliyor. Ve Eleni'nin bir arkadaşı durumu Eleni'ye ilettiğinde Eleni de gözyaşları içerisinde konvoydan ayrılıyor ve buraya çınar ağacının oyuncusuna geliyor. Ve burada Mehmet'i kanlar içinde görüyor. Kendisi de burada canına kıyıyor ve her yıl ilkbahar mevsiminde bu ağacın kırmızı gözyaşı döktüğü söyleniyor. Aziz Pantaleimon Kilisesi'ndeyiz. Gölyazı'nın önemli uğrak yerlerinden bir tanesi. Burası 1908-1918 yılları arasında inşa edilmiş. Ve Rum Ortodoks Kilisesi olarak geçiyor.
Türk-Yunan mübadelesi zamanında burası terk edilmiş. Zamanında birçok yangın ve tahribat görmüş. Ancak 2014 yılında Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanıp hizmete açılmış. Şu anda bir kültür evi şeklinde kullanılıyor. Ziyaret ücretsiz, herhangi bir ücret alınmıyor. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you roam. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're riding in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're hiding in the jungle of love. Gölyazı turumuzun da sonuna geldik. Gerçekten görülmeye değer çok güzel yerler var ve çok ciddi de bir misafir potansiyeli var. Yani yerli turist açısından oldukça canlı ve hareketli bir yer. Şöyle bir detay da vereyim. Gerçekten her yerde tarihi kalıntılar var. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu işe el atmış sanırım. Birçok yerde arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Ortaya çok daha farklı şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Baktığınız hemen hemen her alanda bir ören yere, bir kalıntı, bir kale, bir kale suru. Yani o kadar çok şey var ki tarih anlamında. Yani muhakkak ziyaret edin arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Muhakkak da videolarla alakalı yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki rotada görüşmek üzere.